Cümleten selamünaleyküm Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. İnşallah birkaç güne biraz daha toparlarım da görüntülü şekilde videoları çekerim. Hala bazı arkadaşlar mevzuyu anlamamışlar herhalde. Bazı operasyonlar geçirdik de arkadaşlar. Bakalım biraz daha toparlanmaya çalışıyorum aslına bakarsanız. Teşekkürlerimi de sunuyorum siz değerli kardeşlerime. Evet, gündem Joao Pedro. Biraz da ilginç oldu ama neyse bence güzel oldu ya. Hoş bir fotoğraf, hoş bir görsel oldu diye düşünüyorum. Şimdi ben size Pedro sürecini anlatayım arkadaşlar. Öncelikle Fenerbahçemiz için yani çeşitli duyumlar var, çeşitli söylentiler var, çeşitli iddialar var. Fakat ben burada bir önemli bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ya benim bugüne kadar bilemediğim duyum çok oldu, yanlış yaptığım duyum çok oldu, hatada ısrar ettiğim çok oldu ama hiçbir zaman demedim ki hani misal veriyorum kendi verdiğim duyumu inkar edip de bunu verenler şöyledir böyledir demedim. Herkesin de buna dikkat etmesi lazım. Pedro konusunda hani hatanın arkasına gitmenin de mantığı yok. Bazı arkadaşlara buradan uyarıda bulunuyorum. Ben kendimden için demiyorum arkadaşlar. Alınması gerekenler alınsın. Hani işte misal hani Ali Koç şuna uğraşıyor deyip de sonra Ali Koç buna uğraşıyor diyen vatan hainleri var falan filan diyen arkadaşlar varmış. Dikkat etmeleri lazım. Yani ağzımızdan çıkan sözün nereye ne şekilde döneceğini bilmek lazım. Şimdi Pedro için önce ne dediler? Fenerbahçe Cagliari ile Pedro konusunda anlaşmaya varıldı denildi. Hatta isim vereyim ya Yağız Sabuncuoğlu dedi dün. Fenerbahçe oyuncunun temsilcisiyle sözleşme detaylarını konuşacak. Pazar günü bir araya gelecek dediler. Yani bugünden için. Açık söyleyeyim ben şu an 17 Temmuz'dayız. 16 Temmuz'da gelecekler diye biliyordum. Yine devam edeyim. Pedro'nun temsilcileriyle anlaşma sağlanırsa pazar gece veya pazartesi günü Pedro İstanbul'a gelecek dediler. Şimdi bak pazar ya da pazartesi onu unutmayın. Sonrasında dün özel fotoğraf paylaştılar. Pedro'nun menajeri Marco Piccioli Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi diye. Hatta voley hesabı paylaşmış sanırım. Kimsenin de hakkını yemeyelim. Burada tek tek söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. Laf sokmak için şöyle böyle için falan değil. Sadece kimsenin hakkına geçmeyelim diye. İtalya'daki duyumcular çeşitli şeyler söyledi. Ne dedi? Tutto Cagliari, João Pedro. Pazar günü veya pazartesi günü İstanbul'a uçacak. Pazartesi günü Fenerbahçe için sağlık kontrollerinden geçecek dediler. Bu da tamam. Corriere della Sport bugün verdiği haberde Pedro bugün Fenerbahçe'nin futbolcusu olacak diyor. Yani yevinden oynayacak tabiri caizse diyor. Olabilir. Başka? Sonrasında Pedro'yla ilgili ilginç bir istatistik. Tabii biz bunları yeni öğreniyoruz. Geçtiğimiz sezon İtalya Ligi'nde kaleciler hariç en fazla süre alan futbolcuymuş arkadaşlar. 3556 dakika. Çok çok ilginç ve çok çok hani kırılması zor bir rekor dediler ya. Hani ben mi acaba yanıldım diye tekrardan Transfermarkt'a baktım. 9 Mart 92 doğumlu arkadaşlar. 30 yaşında. Evet. Gerçekten de 30 yaşında. Hani bu kadar süre çok çok İyi bir süre. Sonrasında La Nuova Sardegna'nın haberine göre Pedro 3 yıllığına Fenerbahçe'ye kendini bağlayacak sözleşmeye bugün imza atacak. Hatta 6,5 milyon euro bonuslarla birlikte bir para ve her şeyin hazır olduğunu söyleyen bir duyum da içinde. Şimdi bunu da konuştuk. Sonrasında Ahmet Ercanlar şu aşamada Fenerbahçe'nin başka golcü arayışı yok. Şu anda João Pedro Fenerbahçe'nin forveti olarak önümüzdeki dönemde oynayacak. Bakın çok ama çok net bir şekilde diyor oynayacak. Diğer ismi çıkan adaylar ise şu an düşünülmüyor. Şu aşamada bugün itibariyle demiş. Hocam bütün tuşlara basmış demiş. Yo açık açık. Tamam demiş yani hayırlı olsun demiş. Fenerbahçe'nin yeni forveti demiş. Sonra yine başkalarından. Arkadaşlar herkesi elimden geldiğince etiketlemeye de çalışıyorum. Herkesin hani hakkına girmeyelim diye. O yüzden sıralamayı da yapmaya çalışıyorum. Kusuruma bakmayın.
Bugün Fenerbahçe'nin temsilci Pedro'nun temsilcisiyle Fenerbahçe'nin anlaşma yapacağı İtalyan medyası ve duyumcuları bekliyor. 2025'e kadar sözleşmenin yıllık 2,5 milyon euro paranın, oyuncunun yıllık ücreti 2,5 milyon euro. Cagliari'ye de 6,5 milyon euro. Bakın burada bir nüans var, bir ince bir detay var. Hani bonuslarla birlikte 6,5 milyon euro. Yani bonuslar ile birlikte. Anladınız mı? Direkt peşin al 6,5 milyon euro ver futbolcuyu şeklinde değil. Onu da söyleyeyim. Yarın İstanbul'a ineceğini söylüyorlar. Şimdi Pedro ile ilgili güzel birkaç da yorum var. Ulaş abi demiş ki Pedro anlaşması tamam. 6 milyon euro bonservis. Bakın 6,5'tan 6'ya düşmüş. 3 yıllık sözleşme, yıllık 2,6 milyon euro ücret diye. Salıya kadar İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile sözleşme imzalayacak şeklinde. Ve Fenerbahçe'ye hoş geldin Pedro diyor. Bu da önemli değil. Yani bu sadece duyum olarak, ama benim hoşuma giden yorum kısmı şu. Şu kısmı hoşuma gitti. Onu özellikle aldım. Diyor ki Pedro transferi sonrası Fenerbahçe, aslına bakarsanız yıllardır kuramadığı 60 gol vaat eden hücum hattını bence kurmuş olur diyor. Hani gol asist katkısı babında söylüyor sanırım, ya da sadece gol babında mı söylüyor? Gol babında diyelim. Şimdi João Pedro 20 gol diyor. İşte bir tane forvet alınacak 20 gol diyor. Valencia Serdar'dan 10 gollük katkı. King 10 gollük katkı diyor. Hani transferden muhtemelen salıya kadar. Ben şunu söyleyeyim. Eğer bu transfer gerçekleşirse, bak Serdar Dursun'a ben kefilim gitmeyeceğine. Şimdi Valencia, Berisha şu an mevcut konumda Fenerbahçe'de forvetler, ama sanki Berisha'nın artık Fenerbahçe kariyeri bitti gibi. Net konuşabiliriz artık. Ben Valencia'nın da hani her an gitmeye hazır konumda olduğunu da düşünenlerdenim. Bilmiyorum ne kadar haklıyım, ne kadar haksızım, göreceğiz. Ama ben Pedro için şunu söyleyeyim. Bu arada Pedro İstanbul'a, menajerine gönderen Pedro, İstanbul'da kişisel hizmet ve danışmanlık yapan sayfaları takip etmeye başlamış diye söyledi. Ben şunu söyleyeyim. Benim gözlemlediğim Pedro'dan çok iyi sol kanat olur. Bak bir daha söylüyorum. Şimdi duyumda yanılabilirim. Gelmeyebilir, gelebilir, şu olabilir, bu olabilir. O çok önemli değil. Ama ben size kolay kolay yanılacağımı söyleyeyim. Yani yanılacağımı düşünmüyorum. Ya çok iyi sol kanat, ya da çok çok iyi forvet arkası, yani gizli forvet GF olur. Müthiş bir şekilde. Hatta ben size şunu söyleyeyim bak. King Pedro tandemi. Mesela King forvet, Pedro yardımcı forvet. Çok net söylüyorum, bu ikilinin bu şekilde oynadığı her maçta ikisinden birinin muhakkak ve muhakkak gol katkısı olur ya da asist katkısı olur. Ya gol katkısı diyeyim, gol ya da asist en az. İkincisi, bana kalsa ben Pedro'yu sol kanat oynatırım. Bakın Rossi'yi, Buruma'yı, ben açıkça söyleyeyim Buruma'dan herhalde memnun olan, hocam tamam ben ümitliyim diyen herhalde yok aranızda. Ben açık söyleyeyim, ben Pedro'yu sol kanat oynatırım. King'i forvet arkası oynatırım. Sağ kanada hani İrfan, Emre Mor falan filan düşünülüyor ama bilmiyorum. Belki sağ kanada Rossi'yi falan düşünebilirsin hızından, süratine, ya da İrfan Can'ı kilit açıcı ters ayaklı diye. Ben kesinlikle ve kesinlikle bir forvet daha alınması görüşündeyim. Ben João Pedro'nun net forvet olmayacağı fikrine sahibim. Hani bu benim şahsi fikrim arkadaşlar. Katılmak zorunda değilsiniz. Hocam senin fikrine göre net forvet alındı. Bize harbi konuş. Senin gol şeyin nedir? Net forvet alınırsa, gol artı asist olarak söylüyorum. Net forvetin gol artı asist katkısı 30'u geçer sezonda. Arkadaşlar 36 tane lig maçın. Hadi bir 8 tane Türkiye Kupası maçı olsun, 44. 6 tane şurada elemeyi geçsen 50 yapar. Gruba kalsan 6 oradan yapsan 56 yapar. Yani Fenerbahçe'nin ortalama 3 aşağı 5 yukarı 50 tane maçı var sezonda. 50 maç üzerinden değerlendiriyorum. Alacağımız forvetin gol katkısı 30 olur mu? Ben olur dedim ama şimdi şeyi de düşünüyorum. Rotasyon, 5 oyuncu değişikliği. Hadi biraz daha şey yapayım, abartmadan 20 gol katkısı olur. Pedro'nun asist katkısı, gol katkısını bence çok çok geçer eğer kanat ya da gizli forvet oynatırsa. 20 katkıya okeyim. Katılıyorum.
Serdar Dursun öyle 5 tane falan, Serdar Dursun, Valencia ikisinin bir kalacağını düşünüyorum. Hani bir tane forvet alındı. Serdar Dursun ve Valencia'da ikinci, üçüncü forvet diyelim. Her ikisinin toplam katkısının 20'yi geçeceği görüşündeyim. Hatta 20'yi 25'e geçeceği görüşündeyim. Arkadaşlar bu işin içinde şey var, hani 3-0 öne geçersin bunları alırsın. Ne bileyim 2-0 öne geçersin. Türkiye Kupası maçları var. Kolay rakipler var. Ligimizdeki takımların hepsi profesyonel gibi top oynamayacaklar. Hani 20 diyelim forvet. 20 Pedro desen 40. Hadi 10 tane de King diyelim 50. Lincoln yok mu bu işin içinde? Arda Güler yok mu bu işin içinde? O yüzden bence Fenerbahçe hücum hattı çok güzel bir şey olacak. Son olarak da bombayı da en sona sakladım. Onu da şimdi söyleyeyim. João Pedro Allah'tan bir mani gelmezse Salı günü TK 1322 seferiyle İstanbul'a gelecek. Yani Pedro transferi bitti. Salı günü İstanbul'da olmasını bekliyoruz artık. Hocam bak sen ne diyordun? Şöyle diyordun, böyle diyordun. Şu diyordum. Valla bana söylenen duyum bu. Bende kıvırma yok arkadaşlar. Hatta hani diyebilirsiniz hocam rezil ol şöyle böyle. Rezil olmak değil ki arkadaşlar, ben gelen duyum aktarıyorum. Bana gelen duyumlar olmayacağı şeklinde, playa'nın olacağı şeklindeydi. Şu anda da işler tam tersi gibi. Yani şu an Pedro olacak, playa olmayacak gibi konuşuluyor. Allah hayırlısını versin. İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur, Şampiyonlar Ligi'ne gider, başarıdan başarıya koşar. Ben duyumu bilememiş olurum. Hiç sıkıntı değil. Ama asıl olan Fenerbahçe bizim için. Katkılarınızdan, desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. 24.700 de hayırlı uğurlu olsun. 8-13 dakika arası videolar çekmeye çalışacağım bu saatten sonra. Sanırım en çok hoşunuza gidenler bu şekilde. Siz de beğenileriyle buna desteklerinizi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.